Arkadaşlar bu da ben, köpeğim adı Palas. Palas şu ana kadar kuyunun içindeydi. Artık kuyumlar geldi. O da artık burada olacak. Palas. Arkadaşlar koyunlarımızı ayırmayı bitirdik. Şimdi de koyunlarımızı sayacağız. Koyunlarımız yaklaşık 50 gündür dağda otluyor. Tamam mı değil mi diye koyunlarımızı sayacağız. Ne? Fayda koy şey olsun. Fayda koy ama. Bas bir bas dikle. Ne? Başka? Ben de masala ki bir şey alakas değil bir şey yapmaz bir şey bas. Ne? Şimdi maşallah bazı korapayım çünkü bazı çiçek neydi ne bebala bazı taş maşallah.
Bas kurban ol tabi Hüseyin. Şu an ben bu koyuna gidiyorum. Bu Karayazı yaylası Erzurum'a bağlıdır. Tabi buraya geldi bu sene çok kurak geçiyor. Kurak geçtikten sonra da efendim havada kartallar da onlar da aç kalınca bu sefer kuzu koyuna saldırıyor. Allah yardım etsin. Çok kurt var. 5-6 tane kurt bu civarlarda var. Şu gördüğünüz 4 tane bizim çoban köpeklerimiz var. Dördüler kangaldır tabi. Evet. Onlarla tabi mücadele ediyor. Kurtlarla mücadele ettiği için de her Allah'ın gecesi bize geliyor. Bu gece mesela ben sabah kadar yatmadım. Zaten gözümün şeyle belli oluyor. Çok sıkıntı çekiyoruz. Ot yok. Otlar hep kurumuş. Yağmur yok. İnşallah da Allah yardım etsin. Ne bileyim yani böyle bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. İnşallah Allah yardım etsin. O günü 4-5 gün bundan önce şu tarafta bizim bir tane köpek 3 günlük bir kuzumuz var idi. Kuzuyu kartal ile havada yendiği gibi hemen aldı, kaptı. Onu götürdü. Neyse başka bir yerde baktım karnını yırtmış. Kartal yine geliyor mu? Efendim? Kartal yine geliyor mu? Geliyor canım, her gün geliyor şimdi. Biz de öldürmüyoruz yani, yazıktır. Onlar da yavruları var diyoruz. İnşallah herkes kendi nesibini yer. İşte böyle oluyor inşallah. Allah can sağlığı versin. Allah herkese kolaylığı versin. Bakalım inşallah Allah'tan rahmet, bir yağmur olsaydı iyi olurdu bu hayvan. Biz tabii çok zorluk çekiyoruz. Bu koca çok tecrübeli bir konduktur. Bu da onun yavrusudur. İki tane de şimdi peşine şu dağın arkasına geçtiler. Şimdi bunların tek bir özelliği var yani kurt düşmanı. Kurt hayatta yani organize yapıyor bu kancık. Bu çok güzel bir köpek. Bu niye böyle zayıf arkadaşlar? Bu hastalandı. Bu hastalandığı gibi de şimdi bunlara biz yemek veriyoruz. Yani bu kuru ekmek yemiyor. Yaşlı olduğu için. Yemiyor evet. Yaşlı uzun geçen sene bir gözü de kaybetmiş. Evet. Herhalde köpekler tarafında ısırılmış. Evet. Kaybetmiş. O tek gözüyle yine 5-6 kurda yani tek başına çıkıyor. Onun için onun suyunu tükenmemesi için her bize gelene kadar her bir yavru şeyinde hep bir yavru tutuyoruz yani. Evet. İnşallah böyle iyi olmasını da dilerim yani. Gerçekten çok güzel bir kancık, çok sadık bir köpekti. Böyle devam ediyoruz bakalım, Allah sana hayırlı etsin inşallah. Arkadaşlar şimdi koyunlarımızı ayıracağız. Kuzuları ayrı otlatacağız, koyunları da ayrı otlatacağız. Adam, kuzuların durumu nasıl adam? Beğeniyor musun kuzuları? Evet. Sen mi otlatacaksın bu yeri? Evet. Zaman güzel. Kuzuların gelişmiş mi şu an? Evet. Çok mu az mı? Evet. Kuzular hakkında ne düşünüyorsun? Evet.